Kanal değiştirmek için uzaktan kumandanın düğmesine bastığınızda kumanda televizyona ışık dalgaları gönderir. Ama bu ışık görünür ışık spektrumunun dışındadır. 1800 yılında William Herschel görünür spektrumdaki renklerin sıcaklığı nasıl etkilediğini anlamak için bir deney yaptı. Deneye spektrumun dışında kırmızının hemen yanında kalan dalga boyunu da dahil etti. Termometre bu dalga boyunda Diğer tüm renklerden daha sıcak bir değer gösterdi ve Herschel elektromanyetik spektrumda yeni bir bölge keşfetmiş oldu. Kızılötesi ışık. Bu bölge 760 nanometre gibi kısa dalga boylarından başlayıp 1 milyon nanometre yani 1000 mikrometre gibi uzun dalga boylarına kadar uzanır. Bu kızılötesi enerjinin bir kısmını ısı olarak hissederiz. Bazı cisimler o kadar sıcaktır ki kızılötesi ışığın yanı sıra görünür ışık da yayar. Örneğin ateş. Diğer varlıklar mesela insanlar o kadar sıcak olmadıklarından sadece kızılötesi dalgalar yayınlar. Bu kızılötesi dalgaları çıplak gözle göremeyiz. Ama kızılötesi enerjiyi hissedebilen gece görüş dürbünü veya kızılötesi kamera gibi cihazları kullanarak İnsanlar ve hayvanlar gibi sıcak varlıkların yaydığı infrared dalgaları tespit edebiliriz. Evrendeki bazı cisimler optik teleskoplarla görülemez. Kızılötesi enerji işte bu cisimleri de görebilmemizi sağlıyor. Kızılötesi dalgaların dalga boyu görünür ışıktan daha yüksektir. Bu sayede yoğun gaz ve toz bulutlarının içinden geçerken maruz kaldıkları saçılma ve soğurulma düşüktür avcı takım yıldızına baktığınızda sadece görünür ışığı görürsünüz. Fakat NASA'nın Spitzer teleskobu, sıcak tozların kızıl ötesi parlaklığını hissederek, avcı bulutsusunda gezegen oluşturan neredeyse 2300 disk tespit etmeyi başardı. Her disk, kendi gezegenlerini ve güneş sistemini oluşturabilecek potansiyele sahip. Güneşten dünyaya ulaşan ve dünya sisteminin temelini oluşturan mor ötesi görünür ve Kısmen de kızılötesi ışınlara kısa dalga radyasyonu denir. Bu radyasyonun bir kısmı bulutlardan geri yansır, bir kısmı da atmosfer tarafından soğurulur. Atmosferdeki büyük aerosol parçacıkları bu radyasyonun bir kısmı ile etkileşir ve onu soğurur. Bu da atmosferin ısınmasına neden olur. Bu soğurulmanın sonucunda ortaya çıkan ısı uzun dalga kızılötesi radyasyon olarak salınır ve bu radyasyonun bir kısmı uzaya yayılır. Dünyanın atmosferinden geçmeyi başaran güneş radyasyonu, ya kar, buz veya diğer yüzeyler tarafından yansıtılır ya da dünyanın yüzeyi tarafından soğurulur. Bu radyasyon emilimi dünya yüzeyinin ısınmasına yol açar. O ısı da uzun dalga radyasyon olarak atmosfere salınır. Atmosfer bu radyasyonun sadece küçük bir kısmının uzaya geçmesine izin verir. Su buharı ve karbondioksit gibi sera gazları bu uzun dalga kızılötesi radyasyonun büyük kısmını soğurur. Bu da atmosferin alt katmanlarının ısınmasına neden olur. Karşılığında ısınan atmosfer uzun dalga radyasyon yayar. Bu radyasyonun bir kısmı dünya yüzeyine doğru yayılarak gezegenimizin sıcak ve genel olarak rahat bir yer olarak kalmasını sağlar. Giren enerji, yansıyan enerji, soğurulan enerji ve dünyadan yayılan enerji dünyanın radyasyon bütçesini oluşturur. Bu bütçede meydana gelecek bir açık atmosfer sıcaklığının artmasına ve iklimlerin etkilenmesine yol açabilir. Bilim insanları iklimi anlayabilmek için dünyanın radyasyon bütçesindeki değişikliklere nelerin yol açtığını belirleyebilmelidir. NASA'nın Aqua ve Terra uydularında bulunan Ceres aygıtı, uzaya yansıyan ve yayınlanan kısa dalga radyasyonu, dünyanın toplam radyasyon bütçesini hesaplamamıza yetecek bir kesinlikte ölçebiliyor. NASA'nın diğer aygıtları ise, dünyanın iklim sistemindeki diğer değişiklikleri izliyor. Bulutlar, aerosol parçacıklar veya yüzey yansıtıcılığı gibi. Bu sayede bilim insanları bu değişimlerin enerji bütçesini etkisini araştırabiliyor. Güneşten gelen radyasyonun görünür spektrumun hemen dışında kalan kısmına yakın kızıl ötesi adı veriliyor. Bilim insanları bu radyasyonun dünya yüzeyinden nasıl yansıdığını inceleyerek toprakla ilgili süreçleri daha iyi anlayabiliyor. Kentsel büyüme ve bitki örtüsündeki değişimler gibi. Gözümüz yaprağı yeşil olarak algılar. Çünkü yaprak yüzeyi görünür ışık spektrumunun yeşil bölgesinde bulunan dalga boylarını yansıtmakta, diğer dalga boylarını ise soğurmaktadır. Fakat yaprağın hücre yapısı ve içerdiği klorofil aynı zamanda yakın kızılötesi ışığı da yansıtır. Biz bu ışığı göremeyiz. Yansıyan bu yakın kızılötesi radyasyon uydular tarafından tespit edilebiliyor. Bu sayede bilim insanları bitki örtüsünü uzaydan inceleyebiliyor. Bu verileri kullanarak belli ağaç türlerini ayırt edebiliyor, ormanların sağlığını kontrol edebiliyor, hatta bitki örtüsünün sağlığını izleyebiliyorlar. Örneğin, zararlı haşeratın istilasına uğramış ormanları veya kuraklıktan etkilenen tarlaları gözlemleyebiliyorlar. Kızılötesi dalgaların yayılımını ve emilimini incelemek Dünya sistemini ve enerji bütçesini anlamamızı kolaylaştırıyor. Yakın kızılötesi veriler aynı zamanda toprak örtüsünü inceleyen bilim insanlarına da yardımcı oluyor. Bu sayede kar, buz, orman, kentleşme ve tarım gibi değişiklikleri gözlemleyebiliyorlar. Bilim insanları kızılötesi dalgaları kullanarak uzay boşluğunda bulunan gezegen, soğuk yıldız, nebula gibi soğuk cisimlerin üstündeki sır perdesini aralıyor.